Değerli basın mensupları, Türkiye'nin dört bir yanından bu çağrımıza uyup gelen illerimizin tabip odası yöneticileri, başkanları, hepinize Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi son özellikle 4-5 yılda sağlık çalışanlarına, hekimlere yönelik şiddet gitgide artarak çoğalmakta ve özellikle hekimler üzerinde, hekimler nezdinde büyük tartışmalara, büyük infiale yol açmıştır. Türk Tabipleri Birliği'nin bu çağrısına uyup gelen tüm tabip odalarıyla beraber bir bildirge hazırladık. Bu bildirgeyi şimdi sizlere okumak istiyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkta şiddete karşı bildirgesi. Ülkemizde sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşanmakta ve ne yazık ki dozunu her geçen gün artırarak devam etmektedir. Gelinen aşamada can güvenliği sorunu hekimlerin en temel sorunu haline almıştır. 17 Temmuz 2018 günü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil nöbetinde hizmet sunan Doktor Bahattin Ahmet Yalçın'ın vahşice saldırıya uğraması ve ağır yaralanması nedeniyle 28 Temmuz 2018 tarihinde tabip odaları başkan ve yöneticileri olarak şiddete karşı acil olarak yapılacakları değerlendirmek üzere olağanüstü ve tek gündemle Şanlıurfa'da bir araya geldik. Türk Tabipleri Birliği olarak bugüne kadar sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözümü konusunda çok sayıda çalışma yaptık. Yine sorunun görünürlüğünü arttırmak ve çözümü konusunda her türlü sorumluluğu üstleneceğimizi Sağlık Bakanlığı ve kamuoyuyla paylaştık. Bugün her zamankinden daha fazla sağlıklı yaşanan şiddete karşı birlikte mücadele etmeye, dayanışmaya ve birlikteliğe ihtiyaç olduğu çok açıktır. Türk Tabipleri Birliği bu doğrultuda başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sağlık Bakanlığı ve siyasal partiler olmak üzere sorunun çözümü konusunda katkı sunacak tüm kurumlarla işbirliğine hazırdır. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları yöneticileri olarak sağlık alanında yaşanan şiddete yönelik tespit ve önerilerimizi ana başlıklarıyla kamuoyuna iletiyoruz. 1. Türkiye'de sağlık hizmet sunumunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması hemen her gün yaşanan ve bütün çabalarımıza rağmen kamuoyunca ne yazık ki giderek kanıksanır hale gelen önemli bir sorundur. 2. Sorunun önemi ve yaygınlığı sadece sağlıkçılarca tespit edilmemektedir. 24. yasama döneminde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmasına gerek duyulmuş ve bu komisyon bir rapor hazırlamıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporu. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporu ortada çok ciddi bir sorun olduğunu tespit etmiş ve durumun ciddiyeti en üst düzeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belgelenmiştir. Çok önemli ve acil çözüm bekleyen bir sorunla karşı karşıya olduğumuz herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi raporu Ocak 2013 tarihlidir ve üzerinden 5 sene geçmiştir. Bu süre boyunca sağlıkta şiddet durmak ya da azalmak bir yana daha da artmış, pervasızlaşmıştır. Yaygınlığı artarken tarzı da son Şanlıurfa örneğinde olduğu gibi infial yaratacak acımasız eylemlere bürünmüştür. Bugün artık başta hekimler olmak üzere sağlıkçıların tamamı sorunun uzun vadeli çözümler gerektirdiği ve yorumları sorumlu makamlardan dinlemek istememektedir. Hekimler aldıkları bütün darbelere rağmen topluma karşı sorumluluklarının bilincindedir. Ve bu sorumlulukları yerine getirmenin büyük çabası içindedirler. Ancak hekimler şiddetin kökeninde uygulanan sağlık politikalarının da yattığının farkındadırlar. 6. Hekimlerin gözü kafasına kaldırım taşı parçalanan meslektaşını, onun acısını görmekte, hissetmekte, yanı sıra 2002 yılından bu yana icra makamında olup sorunun çözümü için adım atmayanları da görmektedir. Şanlıurfa'da bir araya gelen Türk Tabipleri Birliği Tabip Odaları yöneticileri olarak konunun çözümünün hekimleri, sağlık çalışanlarının çoktan aştığını, artık toplumca tutum alınması gerektiğini bir kez daha teyit ettik. Bu amaçla bütün topluma
toplumun en üst düzeyde örgütlü kesimleri olarak öncelikle siyasi partilere sorunun çözümüne katkı sunmaları için çağrıda bulunuyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları yöneticileri olarak sorunu ve çözüm yollarını ele almak için öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyunda kendilerine iletiyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışma grubu oluşturulmasını talep ediyoruz. Tüm siyasi partilerin hekim milletvekillerini acil olarak toplantıya davet ediyoruz. Son olarak sözümüz tüm hekimleredir. Türk Tabipleri Birliği'nin aklı, yüreği ve gözü hekimlerin üzerindedir. Onlara yönelen şiddet, hekimlik ve insanlık değerlerine yönelmiştir.